sandıklarınızı gizlemenin 5 farklı yolu evet birinci yolumuz ile başlayalım bazı chestlerimiz arkadaşlar ağaçlarımızın altına daha doğrusu sahte kendimizin oluşturduğu ağaçlarımızın altına koyabiliyoruz yani gizleyebiliyoruz bunu nasıl yapıyoruz hemen anlatayım ee, Elimizde bir tane ray olması lazım. Burayı alıyoruz ve böyle düz bir hani toprağa koyuyoruz. Düz bir şekilde şöyle bakacak bir şekilde koyuyoruz. Bunun iki önündeki bir, iki önündeki yani ikinci önündeki önden ikinci bloğuna e, toprağa koyuyoruz. Ve bundan bir önceki da yani bundan da bir sonraki da kırıyoruz. Bu ikisinin ortasındaki bloğuda kırıyoruz. Ve bu kırdığımız bloğun olduğu yere 3 katman kar koyuyoruz. 1- 2, 3. Snow bildiğimiz kar katmanı. Bunu koyduktan sonra e, ee, minecartta birleşik chestimizi ee, bu rayın üstüne yani bu ray yardımıyla daha doğrusu bu boş bula ee, yolluyoruz, ittiriyoruz. Bu toprağa koymazsak bu minecart alır başını gider. Buraya girmez. Eğer bu toprağa koymazsanız bu iş olmaz. Evet bu şekilde bunu yerleştiriyoruz ve hafif bir şekilde ittiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi Tam oturdu, Cük oturdu hatta. Bunu artık kırabiliriz, bunu da kırabiliriz. Daha sonra buraya bir ağaç nasıl söyleyeyim inşa ediyoruz, kendi elimizle. Evet, artık ne kadar becerebilirsek bunu böyle koyuyoruz toprağa. Sonra bunu da düz yerleştirmek için, yani bu şekilde yerleştirirsek böyle yan durur. Bunu zaten sahte bir ağaç olduğu herhalinden belli olur. Bunu düz yerleştirmek için bu şekilde bir hani şöyle bir şey yapıyoruz ve. Şöyle bir blok kendimizi aşağı kazıyoruz şöyle evet aşağıdan hani yukarıya doğru koymak için Ve bu şekilde koyuyoruz ve artık gördüğünüz gibi e, buraya şöyle düz bir şekilde e, ağaç koyabiliyoruz Ağaç kökü koyabiliyoruz daha doğrusu İşte bu şekilde bir ağaç oluşturduktan sonra bunu e, diğerlerine benzeyen bir ağaç yapmak lazım tabii ki Mesela şuna benzeyen bir ağaç yapmak lazım bunu evet Üstüne bir tane daha koyalım şöyle Na, Ağaç nasıl yapılıyordu lan Ağaç nasıl yapacağız? <laughs> evet bu konuda hiç iyi değilimdir yani ağaç yapamam şu an ben evet. Evet şöyle çok güzel gördüğünüz gibi mükemmel bir ağaç yapıyoruz elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi tıpkısının aynısı. Evet. Hani yani ben yolda yürürken demem ki bunun altında bir şey var. Aa bu niye acaba farklı demem. Çünkü tıpkısının aynısı baksana aynısı. Bu da aynı bu da aynı. Tıp atıp aynı bir ağaç yapmışız. Hani ben yani bunun altında gizli bir şey olduğunu anlamam şahsen. Hani şöyle gelip bakmam yani buraya sağ tıklamam yani şöyle. Man kartı burada bulamam. Hani bulamam yani bence. Çünkü tıpkısının aynısı bir ağaç yaptık. Bakın aynısı. Ulan ne kadar yetenekli bir insanım ya. Evet bazı chestlerimiz ise Evimizin duvarların arkasına masum bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Onu da hemen göstereyim. Ee, elimizde bir poster olması gerekiyor. Bu posteri e, duvarımıza asıyoruz ve arkasına gizli bir şekilde chestimizi yerleştiriyoruz. Fakat bunu biraz farklı yöntemle yapıyoruz. Çünkü bunu bir duvara koyarsak e, yani duvarın içinden geçemeyiz. Hani posterin içinden geçeriz fakat arkasında bir duvar olur. Yani şu şekilde yaparsak hani bu şekilde bir buraya poster koyarsak ee, bu posterin içinden hiçbir şekilde geçip chestimizi e, açamayız. Hemen şöyle bir göstereceğim. ikilik bir gelirse. Evet bu şekilde. Hani arkasında bir duvar var. Çünkü geçemeyiz hiçbir şekilde geçemeyiz. Bizim amacımız geçmek değil mi? Hani geçmek için bu duvarı da yıkarsak... E, bu poster zaten otomatik bir şekilde oradan düşer. Çünkü onu tutan hiçbir şey yok. Bunu nasıl yapacağız peki? Daha ince böyle kapı gibi bir şey lazım. Evet tuzak. Evet tuzak kapısı. Bildiğimiz tuzak kapısı. Bu şekilde ilk önce şöyle bir üste bir de alta yerleştiriyoruz. Alta böyle açılması lazım. Üste de bu taraf açılması lazım. Evet üste de böyle açılması lazım. Bu şekilde şöyle alt üstlü koyup birini sağ alta birini sol üstte böyle açıp daha sonra şuraya bir tane daha blok koyup shift'e basılı tutup bu posteri şu açık olan tuzak kapısına yerleştirmek. Evet gördüğünüz gibi tam da ikilik çıktı. Artık bunu da kırabiliriz ve rahat bir şekilde hani biraz da uğraşarak şöyle ee, tam ortasından içine doğru girebiliriz bu posterin. Gördüğünüz gibi girdim ve chestimizden istediğimiz her şeyi alıp gizli bir şekilde tekrar sinsice çıkabiliriz. Evet kimse akıl etmez. Hani bunun arkasına girmek de çok zor olduğundan hani ilk seferde böyle kimse giremez. Fakat siz bildiğiniz için e, baya böyle uğraşa uğraşa bunun içine hani böyle girebilirsiniz. Tam ortasından girmeniz gerekiyor zaten gördüğünüz gibi. Evet şu kenardakilere takılmamak için. İkinci yöntemimiz de böyleydi. <laughs> Bir diğer yöntemimiz ise Chestlerimizi lavın içine saklamak Yani ateşin içine saklamak ee, Hani bazılarınız ateşin içindeki chestin cayır cayır yanabileceğini Ve içindeki itemlarımızın da gidebileceğini düşünebilir Fakat chest her ne kadar tahtadan da olsa Bu chestler Evet şimdi ortadaki bloğu kırıyoruz. Bakın şöyle zaten 3'e 3 bir alan kazdığımı gördünüz. Bunun da ortasındaki bloğu bir kez daha kazıyoruz. Ve buraya chestimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra lav kovalarıyla şöyle seri bir şekilde bunun etrafını lavla örtüyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet şuradan da örtelim. Şuradan da şuradan da şuradan da ve evet bu kadar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde örttük. Ve buraya gelip şöyle chestimizi açabiliriz. Dikkat edin yani yanmayın. Game mode sıfırdaysanız şu şekilde buraya asla düşüp yanmayın şöyle chestinizi açarken. Evet bu şekilde benim gibi suya koş koşmak zorunda kalırsınız. Fakat yanınızda şöyle 2 metre yanınızda yani bir su yoksa geberirsiniz. Amına koyayım. Evet bu seferki yöntemimiz biraz basit ve daha az kullanacağınız bir yöntem bence. Yani bunu çok kullanmazsınız diye düşünüyorum. Fakat yine de göstereceğim. Ee, burada bir hani evin duvarı gibi bir şey var diye düşünün. Yani chestinizi koyduğunuz bir alan bir oda da olabilir. Yani chestinizi şöyle koyduğunuzu düşünün tamam mı? Chesti böyle koyacağım normalde. Ama bu chesti koymadan önce ben bu chesti koyacağım yerin altını kazıyorum. Ve kazdığım yere yine bir double chest yerleştiriyorum ve... Yine daha deminki normalde koyacak olacağım yere şöyle chestlerimi shift'e tıklayarak o bloklara koyuyorum ve hani gizli değil çok gizli değil yine de hani gizli bir şekilde bu chestimi buraya koymuş oluyorum. Gördüğünüz gibi çok dikkatli bir şekilde ona bakınca şöyle onun üstüne gelince açıp bakabiliyoruz ve üstünde de zaten normal bir chestimiz oluyor. Bu şekilde chestin altına chest koyarak da chestlerimizi gizleyebiliyoruz. Evet geldik en son yöntemimize. En son yöntemimiz aslında bana göre en güzel yöntemlerden biri. Yani birinci yöntem de güzel. Hani ağacın altına saklama bana göre konuşuyorum şu an ee, ve bana göre bu yöntem de çok güzel. Ee, en çok kullanacaklardan biriniz birisi bence hani birinci yöntem ve son yöntem yani şu an göstereceğim yöntem. Şimdi e, arkadaşlar gördüğünüz gibi burası yine bir evin duvarı gibi düşünün yani evinizin veya kaldığınız odanın duvarı. Evet bu şekilde bir duvarınız var. Yani niye en güzeli diyorum? Çünkü evimizin içine değil dışına saklayacağız bu sefer chesti. Evet dışına saklayacağız. Ama chesti evimizin içinden gizli bir şekilde aç açabileceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu evimizin duvarı diyelim. Hani büyük bir böyle evimizin duvarı. Vay tavşan ne yapıyorsun lan galat. Şimdi bu şekilde basparam <laughs> Bu şekilde işte evimizin bir duvarı var. Hani şöyle daha da ev gibi düşünün diye ben burayı biraz daha büyütüyorum. Gördüğünüz gibi ev yani burası. Ee, bu şekilde bir evde yaşıyoruz. Fakat hani chest'lerimizi hani diğer arkadaşlarımızdan en azından gizlemek istiyoruz. Bu şekilde bir evimizin duvarının arkasına küçük bir köşe el yapıyoruz yani şöyle küçük bir köşe yapıyoruz. yani bunu kare değil de genellikle evlerimiz zaten şöyle kare olur biliyorsunuz yani bu köşeyi böyle kırıyoruz şu birleşim yerlerinin köşesini böyle bu şekilde bu hale getiriyoruz ve şöyle iki tane blok koyuyorsunuz buraya ve bu ortada kalan yere e, rayınızı koyuyorsunuz evet bildiğimiz bir rayı koyuyorsunuz daha sonra buraya bir e, mine kartlı koyuyorsunuz yine her zamanki kullandığımızdan ve bunu iyice hani ittirebildiğiniz kadar ee, evinizin içine doğru ittiriyorsunuz evinizin içinden artık buna şöyle dikkatli bir şekilde bastığınızda chest'inizi açabileceksiniz gördüğünüz gibi hiçbir şekilde belirtisi yok hiçbir şekilde gözükmüyor Yani dışarıdaki chest'i içeriden bu şekilde açabiliyoruz ama dışarıyı da tabi hani gizlemeyi ee, hani şey yapmayın ihmal etmeyin dışarıyı da mutlaka gizleyin hani bir şekilde artık Evinizin duvarını iki kat mı yapıyorsunuz? Artık ne yapıyorsunuz? Burayı bir şekilde hani gizlemeye çalışın gerçekten. Ee, dışarıdan da chestiniz gözükmesin. İşte bu şekilde evet iki kat yapabilirsiniz duvarınızı. Ve chestinizi arkadaşlarınıza göstermeye göstermeyebilirsiniz. Şurada mesela gizli bir şekilde benim chestim var. Evet. Hani buraya en değerli diamond Diamond eşyalarınızı koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da son yöntemimizdi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere ve videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın.